أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد, bu hafta Allah nasip ederse inşallah Beled suresinin tefsirinden devam edeceğiz. Beled suresi Mekki surelerden bir tanesi, 20 ayet ve Mekke'yi anlatan, yani Beled'den kasıt Mekke'dir müfessirlerin ittifakıyla. Mekke'yi anlatan bir suredir. Yani surenin ilk ayetinde Mekke üzerine yemin ediliyor. O yüzden sure Beled olarak isimlendirilmiş. İlk ayette Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدْ Hayır, bu şehre yemin ederim ki, az önce de ifade ettiğim gibi bu ayette kastedilen beled, belde, Mekke'dir. Müfessirlerin ittifakıyla beraber. وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدْ Ki sen bu beldede oturmaktasın diye tercümeler yapılıyor ama, yani وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدْ Sen bu belde için helalsin. Bunu birkaç şekilde tefsir etmişler. Bir demişler ki, müfessirlerden bir grup, normalde Mekke haram beldedir. Mekke haram beldedir. O yüzden harameyn denir. İki harem bölge, Mekke ve Medine. Şam'dan hacıların girdiği bir mikat bölgesi vardır. Yemen'den, Yelemlem denen kapıdan hacıların girdiği bir kapı vardır. Necid'den girilen bir kapı vardır. Bir de doğu tarafından girilen ayrı bir kapı daha vardır. Dört tane ayrı kapısı vardır ve hacılar bu harem bölgeye girerler. Buna mikat bölgesi denir. Bura harem bölgenin sınırlarıdır. Yani bunu hadislerle, Resulullah'ın hadisleriyle belirlenmiş olan bölgelerdir aleyhissalatü vesselam. Burası haram bölgedir. Ne demektir? Orada savaş olmaz, orada kan dökülmez, orada çiçek koparılmaz, herhangi bir hayvan öldürülmez. Oranın toprağı o bölgenin dışına çıkartılmaz. Mesela şu anda Mekke'de inşaat kazıları falan gidiyor Kabe'de, biliyorsunuz. Haberlerden, haberler yoluyla haberiniz var. Bu harem bölgedeki yapılan inşaatlar sırasında kaldırılan topraklar harem bölgenin dışına çıkartılmıyor. Aynı bölgenin içinde boş arazilere götürülüp bırakılıyor. Çünkü bura haram bölgedir, buranın toprağı bile satılmaz. Yani kaldırılıp başka bir yere de taşınmaz. Sadece haram bölge içerisinde kalır. Kutsal bir yerdir, mübarek bir yerdir. Buranın kutsal ve mübarek olmasının sebebi Kur'an ve sünnetin açık naslarının buraya kutsal saymasıdır. Yoksa bizim için taştan başka bir değeri yoktur. Tıpkı Ömer radıyallahu anh'unun dediği gibi, Hacer-ül Esved'e selam verdiği zaman, öptüğü zaman diyor ki ben peygamberin sana selam verip öptüğünü gördüğüm için sana selam verip öpüyorum. Çünkü sen sadece bir taşsın, biliyorum diyor. Yani biliyorsunuz müşriklerin şirkinin temeli kutsal saydıkları şeyleri tazim edip artık onlara ibadet etmeye varmasıdır bu noktaları. Nitekim birçok şirk ehli, birçok şirk taifesi öncelikle böyle taş, ağaç, böcek, mekan gibi yerleri kutsarlar. Sonra oraları öperler, el yüz sürerler, oralara secde ederler. Bunun gibi farklı farklı şirk yerlerini kurmuşlar. Mesela Hazreti Hüseyin'in başı Mısır'da, Kahire'de Ezel Camii'nin tam karşısında bir tane mezar var. Oraya gittiğinizde görürsünüz, mezar bu tarafta, kıble bu tarafta. Kıble mezarın olduğu tarafa doğru secde edenler, oraya el yüz sürenler, taşını öpenler, şifa olsun diye sürüp yüzüne sürenler, gidip orada kabirde Hazreti Hüseyin'e dua edenler. Aynı kabirden Şam'da da var. Onlar da diyorlar burası gene Hüseyin'in kabri. Bir tane de Irak'ta var, Kerbela'da. Diyorlar onlar Hüseyin burada yatıyor. Üç tane mezar var. Ama üç mezarın ortak özelliği orada şu anda Allah'tan başkasına ibadet ediliyor olmasıdır. Yani o üç kutsal sayılan, ki Allah ve Resulü orayı kutsal saymamışlar. Buranın altında kırmızı kalemle çiziyorum. Bir şeyin kutsallığı veya kutsal olmayışı onlar ancak Kur'an ve sünnet naslarıyla belirlenir. Kur'an ve sünnetin açık naslarıyla belirlenir. O bugün Irak'ta var olan, Şam'da ve Mısır'da var olan o kabirlerin hiçbirisi Kur'an ve sünnetin açık naslarıyla mübarek kılınmış yerler değildir. İnsanların kendi kafasından uydurduğu şeylerdir. Bununla beraber o kutsal saydıkları şey onları şirke götürmüştür. O yüzden bizim Mekke ve Medine'yi, haram bölgeyi mübarek ve kutsal saymamızın sebebi bu ve buna benzer ayetler ve sahih hadislerdir. Sünnette sabit olan, varid olan sahih hadislerdir.
O yüzden Allah subhanahu teala bu haram beldeye yemin ettikten sonra sen bu beldeye helalsin ifadesini kullanmış. Birinci tefsiri bu haram olan bölgede bir istisna olarak peygambere savaşmak mübah kılınmış diye bir tefsir geliyor. Müfessirlerin bazılarından. Tabi hani savaş haramdır. Kafirler bu bölgeye girsin de sana kurşun sıktığında sen de elin armut toplar gibi bekle değil. Bizimle savaşmaları durumları müstesnadır ki Abdullah İbn-i Zübeyr Kabe'yi savunmuştur. Haccac o zaman mancınıkla ateşe tuttuğu zaman Mekke'yi, Mekke'deki Abdullah İbn-i Zübeyr ile etbaanı Abdülmelik İbn-i Mervan'ın hilafetine boyun eğdirmek için girdiği savaşta Haccac o zaman Mekke'de savaştığı için Abdullah İbn-i Zübeyr ve beraberindeki diğer sahabe topluluğu onlar da savaşmıştır haram bölgede. Yani Müslümanlarla o bölgede savaşılması durumu müstesna, orada kan dökmek, orada savaşmak yasaklanmıştır. Tabi bunun birçok hikmeti, illeti var. Onlar sabaha kadar saymakla bitmez. Çünkü oraya insanlar hacca umreye geliyorlar, düşmanlar birbirini orada görebilirler. Her ne kadar cahili davalar da olsa insanlar İslam'a cahiliyeleriyle girdikleri ve cahiliyelerinden kopamadıkları için o dönemde özellikle de Arap kabileleri arasında kan davaları çok meşhur olduğu için İnsanlar kan davalarıyla birbirleriyle savaştıklarından dolayı o bölge haram kılınmış ve orada savaş yasaklanmış ki insanlar birbirinin kanını dökmesinler. Ama tabi dediğimiz gibi bize saldırmaları durumun üstesnadır. Netice itibariyle birinci tefsiri peygambere burada savaşın mübah kılınmasıdır. İkinci başka bir tefsiri de bu beldenin peygambere mübah kılınışı, peygambere mübarek kılınışı gibi farklı tefsirlerde mevcuttur. Allah neyi irade ettiğini en iyi bilendir. Ve validi ve ma velet, baba ve çocuğuna and olsun ki, tabi burada ve validi ve ma velet çocuğu, doğan çocukla babaya diye tefsir etmişler. Başkaları demiş doğan ve doğmayan, yani Allah yarattıklarına gene burada yemin ediyor her türlüsüne. Allah ne irade ettiğini gene en iyi bilendir. Sonuçta tefsirler alimlerin yorumlarından veya sahabenin yorumlarından öteye gitmez. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ Şüphesiz biz insanı zorluk ve sıkıntı içerisinde yarattık diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Burada لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ yani kebedin, sıkıntının içinde yarattık ifadesi içinde müfessirler birkaç tane yorum getiriyorlar. Bir, insan hayatı hep zorluklarla geçer. Ta akıl baligh olduğu tarihten öldüğü tarihe kadar belalar, sıkıntılar, musibetler insanın başından eksik olmaz. Bu insanın genel tabiatıdır, doğasıdır, yaratılışıdır. Bunda sonsuz hikmetler vardır. Allah subhanahu wa ta'ala kulları imtihan eder. Ama Allah bu zorlukları beyan etmekle beraber reçetesinde beyan etmiş. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرُ يُسْرَى اِنَّ مَعَ الْاُسْرُ يُسْرَى Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Şüphesiz yine zorlukla beraber kolaylık vardır diye Allah subhanahu wa ta'ala açıkça ifade ediyor ki her zorluğun ardından kolaylık gelecek. Şimdi bugün özellikle kendi vakamıza baktığımız zaman ki Müslüman gerçekten şunu iyi bilmelidir ki yaşadığımız vaka, dünya gerçekten çok hızlı değişen bir dünya. Bunda tabii internetin, sosyal medyanın, basın yayın organlarının çok büyük etkisi var. Tabii Allah'ın dilemesi her şeyden öte de dünya çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değiştiği için Müslüman da bu değişen dünyaya tepkisiz kalamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi yaşadığı dünyaya tepkisiz kalmamış. Onun ümmetinin yaşadığı dünyaya tepkisiz kalması mümkün değildi. Bugün çok büyük sıkıntılar var. Suriye'deki zaten durum ortada. Mısır 2-3 gündür karıştı. Mısır'da da aynı şekilde çok haberlere yansıtmıyorlar ama Mısır Suriye'den farksız şu anda. Yani sadece 19 tane kanal kapattı ordu yani. Nasıl haberlerin sağlıklı olduğuna inanabilirsiniz ki yani. Yani kendi taraftarı olan kanalları açık bıraktı. Diğer kanalların hepsini kapattı. Çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Ama bunların hepsi gelecek asr-ı saadetten önce gelecek güzel şeriatın hakim olduğu, Müslümanların yeryüzüne, salih kulların yeryüzüne hakim olduğu o güzel kolaylık dönemlerinden önceki sıkıntı dönemleri. Yani Allah insanı böyle yaratmıştır. Yani fıtrat budur. Kolaylık varsa sonu zor olur. Zorluk varsa sonu kolay olur. Bu değişmez bir kanundur. Suyun kaldırma kanunu, yer çekiminin yere çekim kanunu gibi bir şeydir. Dolayısıyla Allah diyor ki biz insanı sıkıntıda yarattık. Yani sıkıntıdan kaçmak istemekle siz sıkıntıdan kaçamazsınız.
Beladan kaçmakla siz beladan kaçamazsınız. Bela sizi gelir bulur. Ama o sıkıntılardan sakın korkmayın, geri adım atmayın, dininize sahip çıkın. Çünkü insanın genel tabiatı budur. Yani şeytan hep size şunu vesvese verir. Bundan kaçarsan kurtulursun ki bugün nice insan var, milyonlarcası Suriye'den kaçmış, Türkiye'ye sığınıyorlar. Çadır kentlerde affedersin bizim bu Kurban Bayramı'nda hayvanları çadırlara kurup da satıyorlar ya işte biliyorsunuz çamur mamur toprağın içinde. İnanın çadır kentte öyle zelil yaşıyorlar. Erkek gibi savaşmak, erkek gibi ölmek varken kadın gibi oralarda yaşamayı tercih ediyorlar. Niye? Zorluktan kaçan insanlar, kolayı isteyen insanlar. Hiç düşünmüyorlar ki ahiret günü Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman büyük bir zorluğun içerisine girecekler. Çünkü bu kanun değişmez. Kolaylıkla beraber zorluk, zorlukla beraber kolaylık vardır. Bu iki ikinin dört etmesi gibi bir şeydir. Allah buna dikkat çekerek diyor, biz insanı zorluk içinde yarattık. Ama insan fıtraten nedir? Kolaylık gördüğü zaman bundan şımaran, bundan övünen, sanki Allah hiç ona nimet vermemiş, sanki kendisi kazanmış, bütün güç kendisindeymiş gibi bir batıla sapan, zorluk geldiği zaman da kadın gibi mızmızlanan, çocuk gibi mızmızlanan, yani adamın 60 yaşında olmasının önemi yok. Yani millet böyle affedersin suratında sakal çıkmayla, birazcık büyümeyle, vücudunun gelişmesiyle zannediyor ki büyüdü. Yani çok insan var çocuk kafasındalar hala. Yani en ufak sıkıntıda kadın gibi mızmızlanan, ağlayan, aman şöyle olmasaydı böyle olurdu, aman böyle olmasaydı böyle olurdu, aman böyle giderdi, yana yatardı, çamura batardı. Hayatları mızmızlanmadan başka bir şey değildir sıkıntı gördüğünde. Zaten iyiyken kim, hangi aklı başında adam mızmızlanır ki? Öyle mi? Yani önemli olan sıkıntıda mızmızlanmamak. Böyle hemen insanların moralini bozacak şekilde olumsuz, negatif konuşmalar yapmamaktır esas olan. Hadi yarın sıkıntı çıktı, bastılar, topladılar, herkesi götürdüler, hapsettiler. Ya çok geveze konuşuyordu, bu da haddi olmayan şeylere karışıyordu. Zaten sonu belliydi falan. Yani bunlar Allah'ın sana bana yazdığı kaderi değiştirecek sebepler değil. Öyle olsaydı, sebepler sonuç olsaydı bugün Mısır'da, işte Suriye'de, dünyanın farklı coğrafyalarında hasıl olan sorunlar ortaya çıkmazdı. Çünkü güç belli bir kesimin elinde ama güç ellerinde olsa dahi sayı olmayınca, halktan bir ittiba olmayınca, arkasında halk olmayınca bir devletin, o devlet yıkılmaya mahkumdur. Kim kurarsa kursun, adı Sisi olsun, Mursi olsun, ne fark eder ki yani? Devlet dediğiniz şey halkla kaim olan bir yapıdır yani. Yani öbür türlü silahla birilerinin üstünde güç olmaksa o gerilla işidir. Onu PKK gibi çıkartsın dağa, gerilla gibi halk yani etbaanı olmadan dağdan saldırırsın silahlarla. Gerilla gibi yaşarsın, vur kaç taktiğiyle yaşarsın ve Güney Amerika'da hala da Che Guevara'nın işte yolunu takip eden işte komünistler. Arjantin'de, Brezilya'da vesaire şurada burada. Zamanında bu ayaklanmayı yaptıkları zaman da gene gerilla taktiği gibi dağda yaşayan, vurup kaçan insanlar topluluğu. Yani o zaman hiçbir zaman devlete ulaşamaz böyle bir yapı. Yani askeri, devlet dediğiniz şey ordu değildir yani. Devlet dediğiniz şey halkla bütün bir varlıktır. Dolayısıyla bu gibi bütün sıkıntılardan arkasına doğru itikat, doğru ideoloji, doğru inanç etrafında toplanmış bir halk kitlesi lazım ki o devlet ne olsun? Devlet olabilsin. O yüzden genelde Müslümanların, tevhid ehli insanların dünya coğrafyalarında savaştıkları bölgelere bakarsanız, yani savaşçılar bir eve tıkanmış, o evde kendi dünyalarında yaşıyorken halk ayrı bir dünyada yaşayan insanlar topluluğudur yani. Sonuçta savaşılır, bir şeyler değişir ama halk gene aynı, kendi ideolojisi neyse onunla yaşar yani. Bakıyorsunuz halk sokağa dökülüyor. Kendi haramları, çünkü haramları helal sayıyorlar. Onların helal olmasını istiyorlar. Onu da kim verirse versin alıyorlar. İster Sisi versin, ister Mursi versin. Önemi yok yani. Ona halkın istediğini versin yeter. Halk canı istemedi mi sokağa dökülüyor, aşağı alıyor. Canı istemedi mi tekrar baş tacı yapıyor. Yani buna benzer insanlar güçle, halkla bir şeyleri değiştiriyorlar. Dolayısıyla biz de Müslümanlar olarak şer'i devletin insanların hayatlarına kaim olmasını istiyorsak önce doğru ve güzel daveti yaymamız gerekir. Bu da sıkıntılı bir iştir yani. İnsanları davet ettikçe bela musibet gelir. Yani senin sayın arttıkça zannetme ki başına düşman gelmez. Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur. Ne kadar güçlenirsen o kadar da büyük düşmanın olur yani.
Çocukken bile yani biri sivrilse böyle çocukların grubunun arasında güç sahibi olsa diğer çocuklar hemen onun gücünü alaşağı etmeye çalışırlar. Yani çocukların arasında böyleyse aklı başında yetişkin insanlarda nasıl olsun yani. Dolayısıyla bu gibi sıkıntıların her biri bizim hayatımızda olmazsa olmaz şeylerdir. Bunu bilen bir Müslüman güler geçer oldu mu yani. Çok da umrunda olmaz. Zaten öleceğiz yani. Şimdi dünyası olanlar tutuşuyorlar hemen yani. İşte bize de gelecek, buraya da gelecek falan. Bak Taksim Gezi Parkı olayları, insanlar sokaklara dökülüyor. İki kitlede işte birbirine çaptırılmaya, kırdırılmaya çalışıyor. Ne yapacaksın? Dünya böyle gidiyor işte yani. Yani öleceksin. Sen hani dilinle öleceğini söyleyip kalbinle inanmasan da kusura bakma öleceksin yani. Ya erkek gibi öleceksin ya da kadın gibi öleceksin yani. Ölümü kendin seçeceksin o zaman. Netice itibariyle zorlukların hiçbirisini aldırmama, onları kulağın arkasına atmak bu Müslümanın ve peygamberlerin yolunda giden Rabbani insanların genel temel olarak karakteristik özelliğidir. Allah o sağlam düzgün karakterle bizi rızıklandırsın. Ve ardından Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimede diyor ki اَيَحْسَبُ عَلَّيْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ İnsan kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor yani. Yani kimse ona kadir olamaz, daha güçlü olamaz, üstüne çıkamaz. Çünkü bu zorluklardan korkmamızın, geri durmamızın sebebi hep şeydir. Yani bizden daha güçlünün bizi ezme çalışmasıdır yani. Dünya bu sistem üzerine kurulmuş yani. Hayvanlar, 3 tane belgesel izliyorsanız hemen hayvanlar arasında en güçlüsü hayvan sürüsünün, antilop sürüsünün adam şeyi olmaya kalkıyor, başı olmaya kalkıyor. Yani güçlü güçsüzü eziyor. Yani bu bir kanun. Bu değişmez bir kanun yani. Allah bunu böyle koymuş. İster istemez ya doğru inanç, Allah korkusu olan, Allah'tan korkan, Allah'a kulluk eden Allah'ın kulları güçlenir. Sözlerini geçirirler diğer gruba. Ya da Allah'tan korkmayan, kullara merhamet etmeyen, hak hukuk gözetmeyen, insafsız, zalim insanlar insanların başına güç olurlar. Onlar da insanları ezip zulmetmeye başlarlar. Ya o yüzden bu sıkıntıdan kaçamayız güzel kardeş yani. Yani sıkıntısız bir hayat kafasına koyan, cehennem biletini cebine koyan. Ama sıkıntılara rağmen bu dinden geri dönmemek, bu dini adam gibi yaşamak isteyenler, onlar cennet biletinin yarısını cebine koymuşlar, diğer yarısında da bu hal üzere ölmek kalır. Diğer yarısında da bu hal üzere ölmek kalır. يَقُولُ اَحْلَقْتُ مَا لَلُّبَدَ Şimdi bir yere geliyor. İnsan hani böyle zannediyor, böyle zannetmesinin, insanın kendini böyle çok güçlü zannetmesinin sebebi mal. Tabii ki ister istemez. Yani bak diyor benim bu kadar param var. Bütün iş adamlarının affedersin ortak çalıştığı mafyaları var, çeteleri var. Adamlar koca iş adamı yani. Başka bir mafya kendine çökmesin, parasını zulmen almasın diye. Başka daha güçlü bir mafya tutuyor. Paran varsa adamın da vardır. Tetikçin de vardır gözüyle bakıyor herkes. O yüzden kendini ayrı bir güçlü hissediyor parası olan adam. Yani para bütün kapıların anahtarını açar gözüyle bakıyor yani. Ama açmadığı bir tane anahtar var paranın. O da inanç. O da inanç. Yani bugün dünyanın neresinde olursa olsun ister bu inanç batıl olsun, ister bu inanç hak olsun. Fark etmez. İnanç için yapılan bütün savaşlarda inanç sahipleri galip gelmiştir. Ama para için yapılmışsa, para kimin safındaysa insanlar oraya geçmişler. Dünyevi çıkar makam mevki ise o kimin yanındaysa insanlar onun yanına geçmişler. İnsanı bu gibi şımarıklığa iten şey elindeki mal gücüdür. Diyor ki ayette o kafirden haber vererek yakul ehlektu malen lubada. Bana yığın yığın mal yok ettim diyor. Yani insan mal verilmiş, o mal elinden gitmiş. اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَاهُ أَحَدْ O zannetti mi ki onu kimse görmüyor? Yani o malı Allah yolunda Allah'tan korkup harcamadığı müddetçe, onu şeytanın yolunda israf ettiği müddetçe ki Allah ayeti kerimede diyor ki müşrikler şeytanın kardeşleridir diyor açık bir şekilde. Ki bugünkü toplum israf üzerine yetiştirilmiş bir toplum. Hiçbir zaman telefon alt markasıyla yetinmezler, koltuğun alt modeliyle yetinmezler, halının alt modeliyle yetinmezler. Evdeki hiçbir eşyanın, giydikleri hiçbir eşyanın alt modeli yetmez, üst modelini almaları gerekir. Sürekli eğlenmeleri gerekir. O yüzden eğlence merkezleri yetmiyor. Sinemalar, alışveriş merkezleri, Viyalandlar açıyorlar. Yok işte Türkiye'nin tek
bilmem gösteri bilmem ne parkı, şu parkı bu parkı bin, bilmem kaç metrekare hektar üzerine kuruldu. Hayatları eğlence sektörü üzerine kurulmuş bir toplum var. E ne yapacak bunlar? Eğlenmek için para harcayacaklar. Eğlenmek için para israf edecekler. Mallarını Allah'ın yolunda değil şeytanın yolunda harcayacaklar. Yani adam Allah yolunda 2000 TL verirken yani 40 TL'den 40 su getiriyor. Yani kendi arabasına geldi mi, kendi efendime söyleyeyim cep telefonuna, eşine, çocuğuna yaptığı harcama gelince hiç 2000 TL gözüne gelmez yani. İnsan burada sadakatini nereden ötsün? Bak insan kendinin yalancı ve sadık olduğunu bilmez. İnsanoğlu kendinin yalancı mı sadık mı olduğunu bilmez. Yalancı veya sadık olduğunu ölçmek isteyen varsa 2000 TL Allah yolunda veriyorken ki gelen vesveseler ve tereddütlerle 2000 TL'yi kendi nefsinin maslahatı için harcıyorken hiç vesvese gelmemesiyle ölçsün, kıstaslasın, baksın acaba hangisinde daha çok vesvese geliyor. Eğer dünyaya nefsini harcadığında hiçbir vesvesesi yoksa, ahirete harcadığında 50 bin dereden 50 bin su getiriyorsa o adam yalancının tekidir. Verse dahi yalancının tekidir. Verdiği ona fayda etmez. Elem nec'al lehu ayneyn. Allah diyor malı verdik. O malda Allah'tan korkmadı. Allah yolunda harcamadı. Zannetti o mal onu helak etmeyecek. Allah diyor ki biz ona iki göz vermedik mi? Elem nec'al lehu ayneyn ve lisane ve şefeteyn. İki dudak bir dil vermedik mi? Yani görsün, baksın, idrak etsin, konuşsun, hakkı konuşsun. Allah böyle nimetler vermiş. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Sonra gözü verdikten sonra, ağzı ve dili verdikten sonra da onu iki yola hidayet ettik. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Allah subhanahu ta'ala başka bir ayet-i kerimede diyor ki biz insana iki yolu gösterdik. اِمَّا شَكُورَا اِمَّا كَفُورَا Ya şükretti ya nankörlük etti. Allah yine başka ayet-i kerimede diyor and olsun yemin olsun ki onlara ayetlerimizi nefislerinde göstereceğiz. Yani bizi insanlar davet ettiği zaman herkes davet eder. Bir şeylere davet ettikleri zaman biz ona baktığımızda hangisinin hak hangisinin batıl olduğunu görürüz bu ayette açıkça söylediğin yani. Ve Allah herkese gösterir neyin hak neyin batıl olduğunu. O zaman insan mazur olurdu Allah'a hamdolsun Allah hepsine göstermiş. Hakkın batılının ne olduğunu Allah herkese göstermiş. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ İnsanı iki yola hidayet ettik. Bu sapıklık ve hidayet yolu. Bu da gösteriyor ki hidayet eden Allah. İster fucura, ister takvaya. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Diğer ayette dediği gibi Allah o nefsi yarattı. O nefse de takvayı ve fucuru ilham etti. Ben eğer günahkar biriysem o günahı bana kolaylaştıran Allah'tır. Ben eğer takvalı biriysem o takvayı bana kolaylaştıran Allah'tır. Öyleyse hiç boşuna yaptığın itaatle kendi nefsini övme. Sana onu kolaylaştıran Allah'tır. Allah'ın nimetine şükret. Eğer baktığında da günah ve isyan görüyorsan kendi nefsinden başkasını kınama. Çünkü nefsinde hayır yoktur ki Allah sana ne yapmamıştır onları kolaylaştırmamıştır. O yüzden Allah'tan talep et. Allah'tan iste. Allah'tan dile ki Allah sana hak olan, hidayet olan yolu göstersin. فَلَقْتَ حَمَ الْعَقَبَ Allah subhanehu ve teala diyor ki fakat o sarp yokuşa göğüs veremedi. Sarp yokuşu çıkamadı. الْعَقَبَ Sarp olan, dik olan yokuş. وَمَا اَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَ 12. ayette Allah soruyor. O akabe dik yokuş nedir? فَكُّ رَقَبَ O nedir? Bir köleyi azat etmektir. Yani Allah yolunda infakın çeşitlerinden şimdi Allah subhanehu ve teala konuşuyor. اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْغَبَ O sıkıntı, zor günlerde ne yapmaktır? Fakirleri doyurmak, onları yedirmek, bir günlük ihtiyaçlarını karşılamak. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ Yakın olan yetimi doyurmak. Allah yolunda infak etmek malı, harcamak. Bundan konuşuyor Allah subhanahu teala. اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَقْرَبَ Ya da diyor, hiçbir şeyi olmayan miskin, fakir. Bunu doyurmak, buna vermek. İşte zor yokuş burasıdır. Bak bu insanın malının ne kadar vermesinin zor olduğunu gösteren açık ayetlerdir yani. İnsan malına tapar. O yüzden Nebi Salsam diyor, ta'ise abdud dinar, ta'ise abdud dirhem, ta'ise abdud zeheb, ta'ise abdud fidda.
Gümüşün kuluna yazıklar olsun. Altının kuluna yazıklar olsun. Dirhemin kuluna yazıklar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demek ki insan bunun kulu olabilir. Bu hadis bunu gösteriyor. Paranın kullarına yazıklar olsun diyor. Güzel giyim kuşanın kullarına yazıklar olsun. Ya adamlar o güzel giyim kuşamı teşvik edeceğiz diye şıklık rüküşlük programları bilmem insanların kafasına o onun altına uymuş mu bu bunun üstüne uymuş mu falan 50 bin tane şeyden konuşuyorlar yani. Güzel giyim kuşam ilahları olmuş insanlar. Tamam yani hadis-i şerifler var. Allah kulunun üzerinde nimetini görmek ister. O yüzden Allah güzeldir, güzel olanı sever. Müslüman temiz, güzel olmalı. Bu demek değil, haşa pis, çirkin olmasa. Ama ömrünü, malını, vaktini sırf güzel görünmek adına artık ona kulluk edercesine bütün gücünü buna harcarsa insan o zaman güzel giyim kuşamın artık kulu olmuş demektir yani. Ve nice insanlar bu sayılan para, giyim, kuşam gibi ve benzeri birçok şeyin kulluğunu yapar olmuşlar bugün. O yüzden zor olan yokuş Allah yolunda malı genel olarak infak etmektir. Orada miskin doyurmak, fakir gözetmek falan diyor da bunlar farklı çeşitleri sadece. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Sonra bunların arasından öyleleri var ki onlar müstesna, onlar iman eden, sabrı birbirlerine tavsiye eden ve merhameti birbirlerine tavsiye eden insanlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size cennet ehline haber vereyim mi? Her yumuşak kalpli merhamet sahibi olan ve cehennem ehline de haber vereyim mi dedikten sonra katı, sert, merhameti olmayan insanlar toplu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennem ehlini vasfetmiştir. İnne İbrahim'e le'evvâhun halim. Şüphesiz İbrahim çok yumuşak başlı, çok böyle mülayim, çok merhamet sahibi biriydi diyor Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim'i vasfederken. Ve başka peygamberleri vasfederken de bu vasıfla vasıflandırıyor. Ha, bu demek değildir mümin işte Sofi gibi Hristiyanların İncil'inde yazdığı gibi sana tokat attılar mı diğer suratını çevir felsefesiyle değil. Peygamber yeri geldiğinde Allah'ın haram sınırları çiğnendiğinde çok şiddetli olmuş. Ali diyor ki savaş kızıştığı zaman biz peygamberin gölgesine sığınırdık aleyhissalatü vesselam. O kılıçların artık alev çıkardığı birbirine çarptığı sırada savaşın en şiddetlendiği sırada peygamberin gölgesine saklanırdık ki kimse onun gibi savaşamazdı. Yani böyle bir peygamberin ümmetiyiz yani. Atın sırtından elinde kılıçla inmemiş aleyhissalatü vesselam. Ömrü kılıçla savaşla geçmiş yani. Öyle anlatıyorlar böyle mermi sıkana siz gül atın falan filan. Yok öyle bir din yani. Adam mermi sıkıyorsa sen de mermi sıkacaksın. Ya hangi kitapta, hangi dinde yazıyor abi? Yani adam sana kurşun sıksın sen de ona gül at yani. Bak şimdi halkın üzerine ateş açıyorlar. Hala daha bas bas bağırıyorlar. İşte gül atın, taş atmayın, şunu yapın. Ya hazır vakti, %52 oy var arkanda. Devir şeriat gelsin işte. Senelerdir milleti kandırıyorlar. Şeriat getireceğiz. Şeriat getirmek için zaten demokrasiye girdik. Al senin demokrasinin neticesi. Sen seçimle %52 oy aldın, kafana çaktılar silahla, indirdiler aşağı. Ya yap gösteri, istediğin kadar yap yani. Biraz gazın çıkıyor işte. O biriktirmiş olduğun enerjiyi atıyorsun. Bir boşalıyorsun, relax oluyorsun. Sanki bir şey yapmış gibi. Adam tepende askeri helikopter gezdiriyor Rabetül Adaviye'nin tepesinde yani. Sen istediğin kadar bağır. Elinde silah olmadıktan sonra, demir olmadıktan sonra ne anlamı var ki? Diyorsunuz bu kadar 80 senedir şeriat için mücadele ediyoruz. Müslüman kardeşler, İhvan-ı Müslümin cemaati olarak. Hazır fırsatı dökülmüşsün meydana. Ver vur emrini. Vursunlar, indirsinler aşağı. Yok, yalan konuşuyorlar zaten. Allah münafıkların nasıl yalancı olduğunu iyi bilendir yani. O yüzden şirk metot üzereler. O yüzden Allah zelil etti onları. Bak, bir grup tükürsen boğacağın laik, onları rezil ettiler, alaşağı ettiler yani. Hala da insanlar gözlerini açmadılar, hala da görmüyorlar, hala da mermi sıkana sen diyor çiçek at yani. Bana adalet gösterene adalet görür. Bana düşmanlık gösteren düşmanlık görür. Bana dostluk gösteren dostluk görür. Bu eşyanın, kainatın, tabiatın kuralıdır yani. O yüzden Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Şam bölgesinde yani şu anki Türkiye ve Suriye sınırı bölgesinde o dönemde Bizans İmparatorluğu ile İslam Devleti'nin sınırları bitişikti. Ve o dönemde Rumlar
Haçlı seferleriyle beraber Ömer radıyallahu anh'un ordusu üzerine bir ordu çıkartınca Şam'da yaşayan Hristiyanlardan vergi alan Ömer Hristiyanların liderlerini toplayıp diyor ki ben sizi korumaya güç yetiremem. Alın bu seneki vergilerinizi geri iade ediyor. Biz savaşacağız, savaşa gireceğiz. Bilmiyoruz galip mi çıkarız, mağlup mu? Alın diyor cizyenizi, verginizi. Biz sizi koruyamıyoruz. Çünkü bu vergiyi ne için alıyoruz? Sizi korumak için. Bizim askerlerimiz var, onların masrafı var, onları ödeyeceğiz. Ama biz sizi şimdi koruyamıyoruz, o yüzden geri alın diyor verginizi. Şam'daki Hristiyanlar diyorlar ki vallahi biz sizden adilini bulamayız. Onlar gelse bize zulmederler. Biz vergiyi geri istemiyoruz, hatta sizinle beraber onlara karşı savaşacağız diyorlar. Niye? Adalet görmüşler yani. Hristiyan da olsa, Ömer'e göre ebedi cehennemlik kafir de olsa Allah ona vergi verip İslam devletinde yaşama hakkı vermiş. O yüzden Ömer de ona dostluk gösterir tabii ki yani. Yani Rum kafirle savaşıyorken onunla savaşmaz. Hatta onu korur. Öyle mi? O da Hristiyan, o da Hristiyan. Yani bu doğanın tabiatında olan bir şey. Dostluk gösterene dostluk göstermek, düşmanlık gösterene düşmanlık göstermektir yani. Dolayısıyla Müslümanlığın en temel vasfı düşman da olsalar merhametten ve insaftan safmamalarıdır. O yüzden Lokman oğluna diyor ki ey oğlum diyor kendine birini arkadaş edineceğin, dost edineceğin zaman onun sana gazap etmesini bekle. Eğer gazap ettiğinde sana karşı insafı varsa onu kendine dost yap. Ama gazap ettiğinde insafı kaybedip diliyle eliyle sana eza ediyorsa gazaplandığında ondan sana dost olmaz, ondan sakın diyor. Ve insanların geneli böyledir. İyi gün dostudurlar, kötü oldu mu hemen gazap edip insaftan, adaletten saparlar. Bu hak ehliyle batıl ehliyle ayıran en temel vasıftır. O yüzden Allah ayet-i kerimede onlar birbirlerine sabırla beraber merhameti de tavsiye ederler. Niye? Düşmanlık sırasında bile olsa merhamet etmek her baba yiğidin harcı değildir. Güç varken elinde. Öyle mi? Düşmanın sana o kadar eza etmiş. Ne yapacaksın? Ezip geçeceksin sinek gibi yani. Ama merhamet, adalet, ağırbaşlılık bunların hepsi zor işler. O yüzden müminler bu gibi vasıfları kendilerinde toplayan kişilerdir. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ İşte onlar ki kitapları sağından verilecek olan Meymene'nin tefsiri hakkında ulema diyorlar ki onlar kitabı sağından verilenlerdir. Yemin kelimesinden türemiştir. Arapça yemin sağ demektir. Meymene de bu kökten türemiş. Onlar ki kitapları sağından verilen iyi insanlardır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ O ayetlerimizi inkar eden, onlara küfreden, onlara inanmayan kafirler ise onlar da meş'eme, onlar da şimal kelimesinden yani sol demek Arapça. Bu kelimeden türen meş'eme kelimesiyle yani kitabı solundan verilenler demektir. Onlar kitabı solundan verilen kişilerdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Aleyhim narun mu'sada onların üzerlerinde bastırılıp kapıları kapanacak bir azap vardır. Yani öyle bir ateş ki hani sobaya atarsınız kapağını kapatırsınız ya. Yani cehennemi böyle vasfediyor. Kapısı kapanmış, içine ateş atılmış. Artık yansın diye içindekilerle beraber kapatılmış bir cehennem. Allah subhanahu wa ta'ala bize afiyet versin. O cehennemin şerrinden korusun. Şems suresi var şimdi. Orada kalacağız inşallah. Allah nasip ederse Şems ve Leyl surelerini önümüzdeki hafta işlemeye gayret edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz tefsir derslerimize. En son Beled suresini tefsir etmiştik. Allah nasip eder, takdir ederse bugün inşallah Şems suresiyle Leyl suresini işleyeceğiz. Yani zaten kısa sureler kaldı, bitiyor inşallah. Allah nasip ederse 29. cüzü işlemiştik, 30. cüzü de tamamlayıp son iki cüzün tefsirini bitirmiş olacağız. Bundan sonra da hani bilginize inşallah internet sitemiz üzerinden İmam Malik'in Muvattası'nın şerhini yapacağız. Günleri siteden belirtilecek, canlı ders olacak. İnternet üzerinde.
herkesin bilgisine. Bu program bittikten sonra Muvatta ile devam edeceğiz. Az bir şey kaldı. 1-2 hafta içerisinde inşallah bunları da bitirmeye gayret edeceğiz hızlı bir şekilde. İnşallah 91. Kur'an-ı Kerim'in 91. suresi Şems suresi. Allah subhanahu ve teala bu surenin ilk ayetinde de وَشَّمْسِ وَدُحَاهَا güneşe ve onun parıltısına and olsun diye yeminle başlıyor. Hatırlayacak olursanız daha önce de defalarla bu konuyu bahsetmiştik. Allah mahlukatı üzerine yemin eder. Bizim etmemiz caiz değildir. Kabe üzerine yemin edilmez. Kur'an üzerine yemin edilmez. Evlatlarımın ölüsünü göreyim gibi Türk toplumunda böyle cahiliye adetleri olan buna benzer yeminler yapılmaz. Bunların hiçbirisi caiz değildir. Bunların hepsi küçük şirk, küçük küfür babındandır. Hatta o üzerine yemin edilen şey tazim yönüyle olursa tıpkı Lat, Uzza, Menat gibi putlar buna benzer ibadet edilen şeyler İslam fakihleri de icmayla bunun şirk olduğunu İslam fakihleri de bunun sahibini dinden çıkartacağını beyan etmişler. Allah da burada güneşe ve güneşin parıltısına yemin olsun ki diye yemin ettikten sonra Allah yeminlerine devam ediyor. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا onu izlediği zaman da aya. Çünkü bu ayın ve güneşin, şimdi buralarda şey mevzuları gelecek. Yani işte güneş dönüyor mu, duruyor mu, işte ay dönüyor mu, duruyor mu falan. İşte buna benzer durumlar, dünya düz mü, yuvarlak mı, dünya dönüyor mu kendi etrafında veya bir cismin etrafında falan. Bu konular İslam fakihleri tarafından çok tartışılmış. Öncelikle benim bütün Müslümanlara nasihatim. Birincisi bu konularda kesinlikle Kur'an'ın ve sünnetin söylediği kat'i, sarih, açık hiçbir bilginin dışındaki bilgiye itikat etmesi Müslüman. Kur'an'ın ve sünnetin açık, sarih, kat'i bir şekilde, kesin bir şekilde beyan ettiği bilginin haricinde başka hiçbir bilgiye itikat etmeyin. Ne demek itikat etmek? Kesin inanç. Şek şüphe götürmeyen kesin inanç. İnsan buna böyle itikat edebilmesi için Kur'an ve sünnetten kat'i sarih bir nas olması lazım. Kur'an ve sünnetten onu yalanlayan veya ispat eden, buranın altını çiziyorum güzel kardeşlerim, onu yalanlayan veya ispat eden açık sarih bir nas yoksa ne ondan dolayı yalanlamayı birilerine vacip kılmak ne de tasdik etmeyi vacip kılmak bizim haddimiz değil. Mesela basit bir örneğini vereceğim. İşte Suud'un müftüsü İbn-i Baz ölen geçmişteki müftüsü dünya yuvarlaktır diyen küfür etmiştir. Bu küfürdür. İşte bu adam hüccet ikamesinden sonra tekfir edilir. 3 gün tövbeye çağrılır. Kanım ona helaldir diye fetva veriyor mesela. Ya bütün Müslüman dedikleri ülkelerde okul kitaplarında da dünyanın yuvarlak olduğu anlatılıyor yani. Hani öyle tezatları, çelişkileri var da. Hani olay onun böyle abarttığı gibi böyle adamın tekfir edileceği, tekfirden sonra da kanının malının helal kılınacağı bir mesele değil. Şurası doğru. Yani İslam fakihlerinden Zehebi gibi, İbni Kesir gibi dünyanın yuvarlak olduğunu söylemenin küfür olduğunu, bunu ateistlerin söylediğini, o dönemde ateistlerle bir araya gelmişler. Ateistler onlara bir takım gök cisimleri hakkında veya gökteki cisimlerin hareketleri hakkında bilgiler, deney ve gözleme dayanan bilgiler aktarmışlar. Yeri gelmiş bu bilgiler küfür olmuş. Mesela okul kitaplarında hep öğrettikleri şey evrenin sonsuzluğu. Yani evren sonsuz bir boşluktur. Eğer evren sonsuz bir boşluksa haşa Allah'a denk bir şey yani sonu olmayan haşa. Allah bundan münezzehtir. Allah'ın dengi eşi misli yoktur. Allah dışında her şey mahluktur. Her mahlukatın da bir sınırı vardır. Dolayısıyla evren de sınırı olan bir varlıktır. Dolayısıyla ateistler Allah'ın varlığına inanmayan bilme, deneye ve gözleme dayanan materyalistler işte fizikçiler denen maddeye tapan adamlar o dönemde bu bilgileri getirdiği için İslam fakihleri de İslam alimleri de ne yapmışlar? Bu sözleri reddetmişler ister istemez. Dolayısıyla bu gibi sözlere dalaraktan müfessirlerin tefsirlerinde naklettikleri görüşler üzerine mutlak kesin kat'i böyle tekfir konularıymış gibi üzerine iman küfür bina etmek denge olmaz. Aksine aşırılık olur. Bu konuda bazı kardeşlerin daldığını görüyoruz. Bazı kardeşler gereksiz bir şekilde cidale dalıyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala öyle bir kavme merhamet etmez. Öyle bir kavmin ihtilaflarını ıslah edip onları tevhid safında birleştirmez. Dediğim gibi bu meseleler hep Kur'an'dan yapılan istidlaller. Birazdan zaten ayet gelecek. O ayetin tefsirinde diyorlar dünya düzdür diye.
ayetin Arapçasını da okuyacağım, Türkçe mealini de okuyacağım inşallah. Yani önden böyle mukaddime yapıyorum çünkü surede güneş, ay ve buna benzer gök cisimlerinin hareketleriyle alakalı meseleleri Allah yemin ediyor. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا Güneşe ve o parıltısına yemin olsun. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ay da onu takip ettiği zaman ki o aya yemin olsun. Ay ne yapar? Demek ki güneşi takip ediyor. كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّ Her biri belli bir vakte kadar, belli bir müddete kadar ne yapar? Kendi şeyinde كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Hepsi kendi felekinde, felek denen şey yörüngedir. Hepsi kendi yörüngesinde belli bir vakte kadar yüzerler diyor Allah Celle Celaluhu Yasin suresindeki ayeti kerimede. Bunlar hareket ediyorlar. Kur'an bunu ispat etmiş. İşte hangisi nasıl, sabit mi, birbirinin etrafında mı, ona sabit, ona bağlı bir şekilde toplu bir hareket mi? Onlara bilim adamlarının oturup böyle farazi yani mikroskoplarla bilmem nelerle yaptıkları deneylerden çıkardıkları batıl sonuçlar. Göz de yanılır. Göz her zaman yanılır. Gözün tasdik ettiği bilgi tasdik edilmez. En basitinden traktörün tekerleği geri dönüyor. Öyle mi? Yani geri dönmez ki. Geri dönse ileri nasıl gitsin traktör? Ama göz öyle algılıyor. Göz yanılır. Çölde serap görmen gibi susuz kaldığında. Sen zannediyorsun ki orada mesela gölet var, göl var, su var içinde. Halbuki orada hiçbir şey yok. Göz yanılır. Ve çok defa buna uğrarız. Gözümüzün önündeki eşyayı görmeyiz bazen ararken değil mi? Yani göz yanılır. Nasıl biz göz gibi nakıs bir varlığın gördüğü bir şeyin mutlak kat'i kesin doğru olduğuna inanırız? En basitinden NASA işte bir yıldızı senelerce gözlemlemişler. Ondan sonra ondan ışıklar geldiğini görmüşler. Bir bakıyorlar bir gün aniden sönüyor. Hani neden bu yıldız söndü? Bakıyorlar ki seneler önce sönmüş. Yani hala da ışınları geliyor. Onlar zannediyor ki orada bir yıldız var hala da mesela. Dolayısıyla hani bu gözlemler hep yanılır. Bu bilgi de tartışılır. Belki yarın başka bir bilgi gelir bunun da eksiğini ortaya çıkartır. Bunun da yanlışlığını ortaya koyabilir. Dediğimiz gibi Müslüman Kur'an ve sünnetin kat'i sarih kesin bir şekilde açıkça ortaya koymadığı bir şeye itikat etmez. Bilgi mi? Çok açık bir şey değilse yani yalanlamak da bize vacip değil. Tıpkı ehli kitabın bilgisine yaptığımız muamele gibi. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Yahudi ve Hristiyanlardan size Tevrat'tan ve İncil'den bir şey okursalar sakın demeyin bu Allah'ın sözü değildir. Değil mi? Ne tasdik edin ne yalanlayın diyor aleyhissalatü vesselam. Doğru mu? Ama o İncil'de veya Tevrat'ta öyle bilgiler var ki onu yalanlamayan kafir olur. Ne gibi? Lut aleyhisselamın kızlarıyla evlenmesi gibi. Haşa. İncil'de yazıyor. İşte Lut kavmi helak olunca erkek erkeğe ilişkiye girdiklerinde Allah kavmi helak edince işte İncil'de anlatılıyor kıssa. İncil'de tahrif edilen İncil'de diyor ki kızlar artık çok yaşlandık. Yani neslin de zürriyetin de devam etmesi lazım. Başka insan kalmadı. Birimiz aramızdan seçelim o babamızla beraber olsun nikahlansın. Bu İncil'de yazıyor. Yani haşa bir peygamber ve peygamber kızları bundan münezzehtir ki Lut ve kızları o dönemdeki tek insan değil yani. Bütün insanlar helak olmamış ki. İbrahim zaten teyzesinin oğlu. O da aynı dönemde yaşıyor. Yani bir dünya şehirde gene bir dünya adam var. Yani zürriyetin devamı sadece bu şekilde sağlanmaz. Bu bilgiyi reddetmek bize vaciptir. Nasıl deriz ki Allah böyle bir söz söylemiş? Veya Tevrat'ta işte İsrail, Beni İsrail'in, İsrailoğulları denen Yahudilerin mesela Yakup'un çocuklarının varlığı. Bu da aynı şekilde Tevrat'ta anlatılan Allah'ın yeryüzüne inişi, Yakup Aleyhisselam'la güreşmesi haşa, Allah'ın güreşte Yakup Aleyhisselam'a yenilmesi, ardından Beni İsrail'e bu kadar gazap edip şeriatı zorlaştırması. Yahudiler buna inanıyor. Şimdi nasıl deriz ki peygamber diyor ki ne yalanlayın ne tasdik edin. Doğru mu? Olmaz. Bu yalanlanmak zorunda. O yüzden evrene ve kainata dair kafirlerin, ateistlerin ve materyalistlerin bize getirdiği bilgilere eğer Kur'an ve sünnet kesin kez ona inanmamızı emrediyorsa inanırız. Eğer Kur'an ve sünnet kesin kez onu inkar etmemizi emrediyorsa onu inkar ederiz. Velev bütün dünyanın bilim adamları bir araya toplansalar da zaten o bilim adamlarının da hiç adı yok. İsviçreli bilim adamları dedi ki bu böyle. İsviçreli bilim adamları böyle. Kim oldukları belli değil. Bir gün çıkıyorlar bu faydalı, ertesi gün çıkıyorlar aynı şeye bu zararlı. Ne dedikleri zaten belli değil. Kim oldukları belli değil. Yani böyle ne idüğü belirsiz sözlere insanın itikat etmesi, Allah'ın ve Resulünün sözünü yalanlaması bir Müslüman için olur şeyler değil yani. O yüzden ne duyduğunuzda tamamıyla bu ilmi reddedin ne de bu konuda aşırıya gidin araştıracağız derken.
bu konuda Kur'an ve sünnette var olan açık nasların hepsine iman ediyoruz. Yalanlamayı emreden açık meselelerde yalanlıyoruz. Geri bunun dışındaki içtihadi, zanni naslardan çıkartılan yorumlara gelince de orada da ne yapıyoruz? İhtilaftır diyoruz, duruyoruz. Yani orada birini dinden çıkarmak veya dine satmak, bunlar ağır şeyler güzel kardeşler. Ha, bu ayette bir şeyin delili var. Ay güneşi ne yapıyor? وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Onu takip ediyor. Ardından geldiği zaman. Çünkü güneş, Müslim'in sahinde rivayet ettiği üzere her gün arşın altına gelir, secde eder Rahman'a. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Güneş her gün feleğinde كُلُّنْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Hepsi kendi yörüngesinde yüzer ayetinde diyor ya, güneşte bir yörüngesi var, yüzüyor. Onlar ne diyorlar? Güneş hareket etmez, sabittir diyorlar. Bak, bir Müslüman zaten bunu söyleyemez. Tamam mı? Bu kafirlerin sözüdür. O yüzden bize diyorlar, bizim çocuklarımız da işte tıp okusun. Müslümanların okulunda çocuklarımıza niye işte fizik, kimya, coğrafya öğretmiyorlar? Gel ayıkla bakayım bu kitaplardaki küfrü. Kim ayıklayacak onu? Hangisini ayıklayacağız? Bırak fizikten cahil olsun, kimyadan cahil olsun, Müslüman olsun, kafir olmasın. Bugün niceleri fizik, kimya, coğrafya okuyacağız diyerek imanlarını kağıtlarda, sahifelerde kimin yazdığı belli olmayan, ne üdü belirsiz kitaplarda bırakıyorlar insanlar yazdıklarını. Netice imanlarını. Netice itibariyle bizim burada ilk bilmemiz gereken şey, güneş de bir yörüngede ne yapıyor? Devam ediyor. Ya bilim aksini söylüyor. Bana ne? Ben bilimi umursamıyorum ki. İnancımı ona göre belirlemiyorum. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ay da onu ne yaptığı zaman? Takip ettiği zaman. Güneşin ardından. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Gündüzü de güneş parıldattığı zaman. Yani beraberinde şimdi güneş hareketiyle gece ve gündüz dünyada hasıl oluyor. Yani dünyanın bir kısmı gündüzdeyken bir kısmı gecede, bunlar açık gerçekler. Yani bilimin ortaya koyduğu ama şeriatın da kabul ettiği gerçekler. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Gündüz de o güneşin parıltısıyla, aydınlığıyla aydınlanıp apaydınlık, parıldak bir şekilde gözlerin ışığa ihtiyacı olmadan her şeyi görebildiği bir şekilde vardığı zaman. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا Onu da sarıp örtüp örttüğü zaman geceye, Allah yemine devam ediyor mahlukatına. Güneşin ardından dünyayı da ne örtüyor? Gece örtüyor. Güneş gidince güneşin parlaklığı, aydınlığı gece dünyayı örtüyor, karanlık dünyayı örtüyor ve gece dediğimiz nesne oluşuyor. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Göğe ve onu bina edene, Allah Azze ve Celle yeminlere devam ediyor. Gök bina şeklindedir. Binanın özelliği nedir? Kat kat oluşudur. Binanın özelliği kat kat oluşudur. Gök de yedi kattan oluşur. Yani birçok sahih hadiste sabit olduğu üzere, ayetlerde sabit olduğu üzere gök yedi kattan mebnidir, bina olmuştur. O yedi kattan sonra zaten arş vardır. Arşla bu gökler arasında su vardır. Arş suyun üzerindedir. Göğün yedi kat üzerinde büyük bir su birikintisi var. Hani akıl bak algılamaz bunu. Yani bu gibi şeyler akılla bilinmez güzel arkadaşlar, güzel kardeşler. Akılın mecali yoktur burada. Şeriat diyorsa bitmiştir. Akılla bilinmez. Yani nasıl şimdi yani? Şeriat bana dese ki dünya düz, ben düz derim yani. Gözüm, bilim, öyle demiyorum da. İzah edeceğim nasıl olduğunu ama bana şeriat düz dese, gözüm dese ki yuvarlak, benim için şeriatın dediği esastır. Gözümün, aklımın veya bilimin, ilmin bana ne söylediğin çok bir değeri olmayacaktır. Dolayısıyla yedi kat sema var. Allah semayı kat kat bina şeklinde bina etmiş. Ve en tepesinde su var. Suyun üzerinde de arş var. Zaten bu da mahlukatın son sınırı. Buradan sonra zaten artık mahlukat bunun içerisinde. Çünkü arş yerleri ve gökleri, kürsüyü hepsini içerisine almış, kapsamış bir vaziyette. Tabii gök derken arkadaşlar okulda gene aldıkları bu atmosferin katmanları var. Yeri katman, ozonosfer, bilmem şu sfer falan, böyle farklı isimler bilim koyuyor. Arkadaşlar bu gibi bilimin anlattığı şeylerin hepsi bizim için sinek vızıltısı. Tamam. Gören var mı? Bilen var mı? Lance Armstrong Amerika ilk işte uzaya ilk çıkardığı adam hesapta. Yani dünya gülüyor bir tarafıyla. Bayrak dikmişler aya, bayrak dalgalanıyor. Ayda hava yok ki bayrak dalgalansın. Yani Photoshop olduğunu bütün dünya öğrendi zaten.
Hani bunun gerçek olmadığını, bunların daha aya çıkamadığını. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ya ma'şeral cinni vel insi, in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ard fenfuzu. La tenfuzuna illa bi sultan." Allah diyor ki Rahman suresinde: "Ey cinler ve insanlar topluluğu, eğer gücünüz yetiyorsa yerlerin ve göklerin aktarından çıkın ve gökte yolculuk edin. Fenfuzu, la tenfuzu illa bi sultan." Yani oraya varamazsınız, orada yolculuk yapamazsınız. İlla bir sultan. Ancak bir güçle, kuvvetle. Sultan kelimesi Kur'an'da birkaç manada kullanılmış. Delil manasında kullanılmış, güç manasında kullanılmış, saltanat manasında kullanılmış. Allah diyor ki ancak bir güçle gidebilirsiniz. Burada Arapça katara kelimesi de, katara kelimesi de aktar kelimesinin müfret hali, tekil hali. Katara kelimesinin aslında kıtrundur zaten. O da portakalın dışındaki kabuk yok mu güzel arkadaşlar? Limonun dışındaki kabuk. Yani bir cismin etrafını saran kabuğun adıdır kıtır kelimesi. Buradan bakıldığı zaman zaten dünya sanki yuval, çünkü katara yuvarlak bir şeyin etrafını örten o katmana deniyor. Yani düz bir şeyin üzerine örtene katara denmiyor Arapçalar. Yuvarlak bir şeyin etrafını örten, o yüzden hani dünyanın yuvarlaklığı Kur'an'da yok gibi bir algıya kimse varamaz. Düzlüğünü söyleyenler gene birazdan okuyacağım ayeti istidlal etmişler de. Ama eğer mesele istidlalse, delil edinmeyse naslardan, Kur'an-ı Kerim'deki Rahman suresindeki bu ayette يَا مَاشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْ اِسْتَتَاتُمْ اَنْ تَنْفُضُوا مِنْ اَقْتَارِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerin ve göklerin aktarından, katmanlarından geçebiliyorsanız geçin. İlla bir sultan. Ancak bir güçle geçebilirsiniz diye Allah Celle Celaluhu beyan etmiş. Dolayısıyla göğün katman bir şekilde olduğu, Kur'an'ın ispat ettiği bir şey, bizim de iman etmemizin vacip olduğu, iman etmeyenin de küfre düşeceği meselelerden bir tanesidir. وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا Allah diyor ki yere ve onu yayıp döşeyene. وَالْاَرْضَ Yere de yemin ediyor ve ardın üzerinde ardı döşeyene de. Allah yemin ettikten sonra وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا Tabi bu ayetin öncesinde Allah وَالْاَرْضَ بَسَطْنَاهَا diyor. Yani biz onu basata yaydık. Orada döşek gibi yaymaktan alimler konuşuyorlar. Bu وَمَا طَحَاهَا'yı yorumlarken de basata diye İbn-i Kesir birkaç tane tabiinden ve etba tabiinden izahlar getirmiş. Tahaha kelimesini basata, yani yaymak, düzeltmek manasında kullanmış. Zaten düz olduğunu söyleyenler de bu ayeti istidlal etmişler. Bakın isim veriyorum, İmam Zehebi gibi, İbn-i Kesir gibi insanlar bunu böyle söylemişler yani. Demişler düzdür, yuvarlak söylediğini küfre, yuvarlak olduğunu söyleyen küfre düşer, bunu ateistler söylemiş. Dediğim gibi o dönemde şimdi ateistler sadece bu gibi bilmi şeylerle uğraştıkları için, ilmi şeylerle bu alimler de hani Allah göstermesi küfre düşme korkusuyla bu adamları reddedeceğiz derken böyle şeyler söylemişler. Ama dediğim gibi meseleler kat'i, açık, sarih, zahiri meselelerden değil bu meseleler. Bunlar hep nasları derinlemesine, incelemeye, içtihada ve istinbata dayalı olan meseleler. Dediğim gibi biri kalkar Rahman suresindeki ayeti alır yuvarlaktır der, biri de bu ayeti alır düzdür der. وَالْاَرْضَ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا O Allah ki nefsi yarattı, nefse yemin ediyor, nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, onu şekillendirene ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hani nefsi anlatırken, insan fıtratını anlatırken ne diyor bize? Her fıtrat tevhid üzere, her çocuk tevhid fıtratı üzere doğar. Her çocuk tevhid fıtratı üzere doğar. Babası, annesi onu ya Yahudi, ya Hristiyan, ya Mecusi, meşhur hadis biliyorsunuz hepiniz. Allah nefsi bu fıtrat üzere yaratmış. Başka bir hadisi kutside Allah Celle Celaluhu diyor ki inni halaktu ibadu hanafa. Ben kullarımı hanifler, tevhid ehli olarak yarattım. Şeytanlar onlara geldi ve festerlatuhumu şeyatin. Şeytanlar onlara gelip onların fıtratlarını bozdular diye Allah Azze ve Celle hadisi kutside zaten bize haber vermiş vakiadan. Aslen bizim, yani bütün insanların, Budistin çocuğu da, Hristiyanın, Yahudinin çocuğu da İslam fıtratı üzere doğar. Ama anne baba çocuk akletmeye, idrak etmeye, fehmetmeye başladığı andan itibaren ona verdiği, gösterdiği şeylerde küfrü öğrettiği için çocuk ya Yahudi olur, ya Hristiyan, ya Mecusi, buna benzer farklı dinlere müntesip olabilir. Ama ona tevhidi anlattığınızda, arz ettiğinizde içinde bir şeyler kıvırdar.
Yani hakka dair bir yöneliş, hakkı aramaya girerse, hakkı talep etmeye girerse, o nefsinde, fıtratında var olan tevhid, duyguları, dürtüleri harekete geçer ve insan tevhidi anlamaya, idrak etmeye başlar. Zaten çoklarımız korkutulduğumuz zaman, şirkle, cehennemle korkutulduğumuz zaman, Allah'a teslim olup, Resulüne teslim olup, tevhidi kabul etmemizin sebebi de Allah'ın bizim fıtratımıza koymuş olduğu nedir? O temiz yaratılıştır, temiz esastır, o da nefistir. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah nefsi yarattı, o ona bir yaratılış, asıl esas verdi. Sonra da ona hem fucuru, isyanı, hem de takvayı ilham etti Allah. Hem fucuru, hem de takvayı Allah ilham etti. Nefse, bize itaati veya isyanı ilham eden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'dır. Adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah, o zaman niye amel ediyoruz? İbn Kesir bu ayetin tefsirinde çokça İmam Ahmed'in Müsned'inden, Müslim'in Sahih'inden buna benzer kaderle alakalı hadisleri koymuş. Meseleyi izah edip şerh ederken. Dedi niye o zaman amel ediyoruz? Peygamber dedi ki herkes yaratıldığı şey için kolaylaştırılmıştır. Yani cehennem için yaratılmışsa cehennem ona kolaylaştırılmış. Cennet için yaratılmışsa cennet ona kolaylaştırılmış. Adam var diyor ki namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. Niye? Allah ona takvayı, Allah ona itaati kolaylaştırmıyor. Allah ona onu ilham etmiyor. Allah ona fucuru ilham ediyor. Bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yapar, Allah yaptığından sorulmaz, kullar yaptığından sorulurlar. Bir gün sahabe birbiri arasında konuşurken, İmran İbni Hüseyin olması lazım. Adam biri soruyor ona, diyor ki ne dersin kader meselesinden konuşurken? Eğer diyor insan Allah'ın ilhamı altında, Allah'ın ona öğretmesi, göstermesi altındaysa, insan bunları işliyorsa o zaman insan mesul değil midir diyor. Orada sahabe o kadar güzel bir cevap veriyor ki, diyor ki Allah yaptığından sorulmaz, kullar yaptığından sorulurlar. Allah dilediğini yapar, yaptığında da hesap vermez. Yani Allah böyle dilemiştir, böyle olmuştur. Allah bunu takdir etmiştir, bu da böyle bitmiştir yani. Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. Kim ona dalarsa o sahilsiz bir deniz gibidir, ondan çıkamaz güzel kardeşler. O yüzden bir gün kader hakkında mescitte birileri tartışıyorken peygamber bunu işitti aleyhissalatü vesselam, çıktı. Dedi ki ben bununla mı emir olundum veya bununla mı size gönderildim? Vallahi sizden öncekiler bu meseleyi tartıştıklarından dolayı helak oldular diye. Buna benzer farklı lafızlarla, farklı senetlerle birçok rivayet var. Biz bu konuda tartışmaktan ne olmuşuz? Nehyedilmişiz. Öyleyse bu ayetin tefsirinde şu çıkıyor ortaya, kader. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah nefsi yarattı ki nefis birazdan vasfedecek pis duygularla doludur. Nefiste cimrilik vardır. Nefiste azgınlık vardır. Nefiste zulüm vardır, cehalet vardır. Nefiste mala düşkünlük, zinaya düşkünlük, haramlara düşkünlük, alkole düşkünlük. Nefiste ne kadar insanları kınadığı pislik varsa nefiste hepsi vardır. Allah hepsini koymuştur nefse. Bundan sonra onu bu yaratılış üzere yarattıktan sonra Allah فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Takvayı ve fucur ilham ettikten sonra diyor ki قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Kim onu tezkiye ederse bu pisliklerden, bu cehaletten, bu zulümden, bu azgınlıktan, ahlaksızlıktan, hayasızlıktan, hevaya, şehvete, haramlara, pisliklere düşkünlükten kim bundan nefsini arındırırsa قَدْ أَفْلَحَ. O işte kurtulmuştur. O kesin, Arapça kat kesinlik ifade eder. Burada kesinlik manasında gelmiş, birkaç mana ifade eder. Burada geldiği mana kesinliktir. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Yani birçoklarımızın algıladığı gibi ne kadar çok kitap okursan, ne kadar çok kitap ezberlersen, ne kadar ilimden nasibin olursa kurtulur değilsin. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye edersen eğer orada, o zaman kurtuluşa erebilirsin. Nefsini tezkiye etmek, nefis tezkiyesi birçokları için son bab olabilir. Bakın Kur'an buna zaten işaret ediyor. Peygamber dua ediyor İbrahim aleyhisselam. Diyor ki وَبَعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ. Onlara bir peygamber gönder, onlara kitabı okusun, onlara hikmeti öğretsin, onları tezkiye etsin en sonda. Onları tezkiye etsin, ahlaklandırsın. Kitap, Allah'ın indirdiği vahyin ilmi, hikmet o vahyi doğru yere koymak.
eşyanın vakiadaki hak ettiği yerine koymak. Herkes Kur'an'ı okuyor, herkes Kur'an'dan hüküm çıkartıyor. Ama hikmet sahibi Kur'an'daki vaazı, Kur'an'daki nasihati yerli yerine koyuyor. Hikmet sahibi. Ne diyor? Onlara kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin, en sonunda da onları tezkiye etsin, ahlaklandırsın. Çünkü ahlak, akide olmadıktan sonra ne önemi var? Hristiyanlar da amel ettiler. Geçen surede anlatmıştık. Amiletun muhasibe taslana aran hamiye. Çalışmış, yorulmuş, ateşe girecektir, öyle değil mi? Adamda ahlak var, edep var. Allah Hristiyanların ahlakını tezkiye etmiş Kur'an'da. Diyor ki sana düşmanlıkta diyor en şiddetli Yahudiler ve müşriklerdir. Onlar arasından iman edenlere sevgi bakımından yakın olanları Hristiyanlar olarak görürsün. Velike bi ennehum minhum kıssisine ve bu onlardan ruhbanlar, yani dindar insanlar olması ibadete düşkünlükleri, yumuşak kalplilikleri sebebiyledir diyor. Allah Hristiyanların Müslümanlara olan merhametinden, sevgisinden konuşmuş Kur'an-ı Kerim'de. Neden kaynaklanıyor bu? Adamlarda nefis tezkiyesi var. Onun için rahipler evlenmiyor, kiliseye kapanıyorlar. Sadece ibadet ediyorlar değil mi? Rahibeler kendilerini kiliseye adıyorlar. Evlenmiyorlar, sadece ibadetle iştigal ediyorlar. Niye? Nefislerini tezkiye etmek için, arındırmak için. Ama akide yok, tevhid yok. Ateşe girmeyecek miler? Hepsi ateşe girecekler Kur'an'ın nasıyla. Öyle değil mi? O yüzden peygamber önce dedi ki ve yuallimuhumul kitab. Onlara önce kitabı öğretsin, ilmi öğretsin, tevhid yani. O kitap ilim ki tevhid. Öyle. Vel hikme. O tevhidden sonra da Kur'an'ın hükümlerini vakıaya hikmetle indirmeleri, hikmeti öğretsin. Ve yuzekkihim. Tezkiye etsin. Allah ne dedi cevaben? O Allah müminlere minnette bulunmuş, nimet vermiş, ikramda bulunmuştur ki onlara bir peygamber göndermiştir. Ve yuzekkihim diye Allah ayete başlıyor. Ta ki onları terbiye etsin. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Kur'an'a baktığınız zaman da zaten ehli kitabın ihtilafının sebebi ahlaksızlıktır. Allah bundan Kur'an'da defalarla bahsediyor. Niye Allah tekrar tekrar anlatıyor? Aynı lafız. Kur'an'ı bilen herkes bilir. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. O kitap ehli olanlar. Yani ilim sahibi olanlar ihtilafa düşmediler. Ta kendilerine ilim geldi. اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Beyineler geldi, deliller geldi, ilim geldi. İlle bagyen beynehum, haset, kibir, birbirini çekememezlik, buna benzer pis hasletler, nefsin pislikleri, nefsin arınmadığı kötü hasletler. Kur'an'da belki 20 kere, 30 kere bu tekrar ediyor. Ehli kitabın normalde ilim cem eder, cehalet tefrikaya ayırır, öyle. İlmin cem etmesi lazımken ilim niye tefrikaya ayırmış? Edepsizlik ve ahlaksızlık sebebiyle. O yüzden Allah peygambere nasihat ediyor. O Allah bir peygamber gönderdi ki onları önce tezkiye etsin. Çünkü ahlaksız bu kitabı okursan sana bir faydası yok. Olacak kitap yüklü eşek olacaksın. Hakkı da konuşsan sana faydası olmayacak. Hakkı da konuşsan iki tane adamı ikna edip o hakka ulaştıramayacak. Aksine düşman edeceksin. Bak peygamberlerin ahlakına, bak Rabbanilerin ahlakına. Kur'an'daki kıssalara, sünnette anlatılan kıssalara hepimiz bakalım ibretle. Önce tezkiye. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسَ. Kim ateşten uzaklaştırılır, cennete sokulursa o kurtulmuştur. Kurtuluş nedir? Cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmektir. Allah burada kim kurtuldu diyor? مَنْ زَكَّاهَا. Nefsi tezkiye eden kimse ahlaksızlıktan, azgınlıktan, hayasızlıktan kim tezkiye ediyorsa, kim ahlak elbisesini, kılıfını giyiyorsa قَدَ فْلَحَ. O işte kurtulmuştur. Yani cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulmuştur. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. O nefsi de kendi yaratılışı üzerine bırakan, o da işte heba etmiştir kendini, yok etmiştir kendini. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Nefis aslan gibidir. Terbiye edersen aslanı, bakıcısı kafesine girer, eti önüne koyar.
bakıcısına zarar vermez. Normalde aslan insan parçalar, öyle mi? Öyle bir terbiye etmiş ki öyle yırtıcı bir şeyi yemiyor bakıcısını. Yemek koymasını bekliyor önüne. İnsan nefsi de böyle bir varlıktır. Eğer insan oruçla, eğer insan dilini susmakla, eğer insan kendi nefsinde var olan zulmü hakkından feragat etmek, insaf ve vicdan gibi güzel hasletlerle temizlemezse nefsini, bu azgınlıklardan arındırmazsa nefsini, o zaman aslı üzerine bırakmış olur. O da terbiye edilmemiş aslan gibidir. Kimi parçalayacağı belli olmaz. Bakıcısını mı yer, başkasını mı yer, Allahu alem. Kafesini açtın mı artık herkes korksun orada. O yüzden inne min kelamin nübüvvetül ula, bütün peygamberlerin ilk sözüdür nübüvvetten, bütün kavimlere söyledikleri, İzâ lem testahi fesnemâ şe't. Hayır etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. Bak bunu söylemişler. Bak şirk yapma, haram işleme, bunu o değil. Haya etmiyorsan dilediğini yap. İşin özünde haya vardır ki o nefisteki azgınlığı giderecek olan ilaçtır. İnsan hakkından feragat edişi, insanın tevazusu, öyle mi? Buna benzer bütün güzel hasletler, bunların hepsi nefsin temizlendirilmesi, arındırılmasındandır. Kim arındırmaz, yaratılış esası üzere bırakırsa o nefsini heba etmiştir. O Allah korusun kurtuluştan uzaklaşmıştır. Kezzebet Semudu bi tagvaha. Semud da azdılar, taga azdılar, tağutlaştılar. Neyle beraber yaptılar bunu? Bu özür dilerim. Yalanladılar ve azgınlaştılar. Şimdi yalanlamaya nereden vardılar? İsyana, fucura dalmakla. Allah başka bir ayet-i kerimede diyor ki, onu diyor, günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Hakkı anlattıktan sonra. Kur'an-ı Kerim hakkı konuşuyor. O hakkı kim yalanlar? Günaha düşkün olan, günaha meyyal olan. İnsan nefsini günahlardan arındırmazsa, Semud gibi yalanlamak ve azmak onun kaçınılmaz sonucudur. O yüzden hep bir söz vardır. Eğer inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Adama zina etme de etrafına, kendin onu yapmaya devam edersen belli bir dönem için senin için normal olur. Yalan, şirk, yani dinin aslında dinin furuğunda hiç önemi yok ki nerede olduğunu. İnsan inandığı şekilde yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bu tabiatın değişmez bir kanunudur. Sonra yalanlamaya başlayacak ister istemez. Bu da Allah'ın koyduğu bir kanun, değişmez. Eğer nefsini arındırmazsa. Kezzebet semudu bi tegva izin be'ase eşkaha. O zaman diyor Allah subhanahu ve teala azze ve cel, o kavmin en bedbah, en şakî, en kötü insanları kalktığı zaman. Şimdi burada sadece Allah azze ve celle izin be'ase eşkaha demiş. Şakileri kalktığı zaman, geldiği zaman, o kavmin azgınları. Çünkü her kavmi helak eden, mele denen, önde gelenler topluluğu var. Bunlar her kavmi helak etmişler. Allah zaten diyor, biz bir kavme azabı yazdıysak, onlara helakı, azabı göndereceksek, önce o kavmin ileri gelenlerine, zenginlerine azgınlığı ve fucuru emrederiz. Onlar da fucuru fıskı yayarlar. Ondan sonra da bizim azap kelimemiz onlar üzerine hak olur diyor. Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i kerimede. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde Salih aleyhisselamın Semud kavmiyle olan olayını anlatırken diyor ki ayet-i kerimede Tis'atu rahtu yufsiduna fil arf ve la yuslihun. Orada 9 tane adam vardı. 9 adam. Bir grup. Onlar ifsad ediyordular, ıslah etmiyordular. Bunlar deveyi Allah'ın göndermiş olduğu su içsin diye bir gün halk içiyordu o sudan, bir gün deve içiyordu. Allah imtihan ediyordu onları. Bak mübahla imtihan ediyor. Şimdi millet sadece imtihanı şirkte zannediyor ya. Millet sadece itaati harama itaat etmemek zannediyor ya. Bak mübahla Allah onları imtihan ediyor. Tıpkı Talut Calut kıssasında su içmeyin dediği gibi. Ne var ki su içmekte? Mübah bir iş değil mi? Talut dedi ki içmeyin kardeşim, Allah size bunu emrediyor. Allah'ın gönderdiği emir size bunu emrediyor. Senin aklın onda maslahat da görse, o mübah da olsa şer'an. Ya bu mübah ne var kardeşim? Mübah da yasaklanır mı? Yok.
Allah göndermiş, imtihan edecek ya. Onları burada deneyecek ya Allah Azze ve Celle sözlerinde sadakatlerini. Deve gönderiyor, bir gün deve içiyor, bir gün halk içiyorlar. Deve içtiği gün o 9 kişilik, o bir avuç grup var ya azgın insan, eşka olan, şakı olan, eşkıya. Eşkıya zaten buradan türemiş bir kelimedir, Türkçe'ye geçmiş. O insanlar gidip bu deveyi kesiyorlar. Allah da diyor ki ayet-i kerimde, اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ. Biz onları da, oradaki hum zamiri 9 kişiye dönüyor. Biz o 9 kişiyi de وَقَوْمَهُمْ kavimlerinde helak ettik. Ya bu kavmin içinde hiç mi Müslüman yok? Devamında da diyor ki biz inananları da rahmetimizle kurtardık. İnananları da rahmetimiz ile ne yaptık? Kurtardık. Bak kavim 3 sınıf. 1. Batıla ortak olmayan, batıldan uzaklaşan, iman eden müminler. 2. Batılın imamları. 3. Batıla rıza gösterenler. İbn-i Kesir de bu surenin tefsirinde bazı rivayetler getiriyor, hadisler. O kavmin kadını, çoluğu, çocuğu, deveni kesilmesinden razı olduğu hepsi diyor. Allah onlara azap kelimesi hak oldu ve azabı gönderdi. Yani insanın bir şeyleri yapmak için, bir şeylerden sorumlu olması için illa Beşar Esad gibi kadın, çoluk, çocuk demeden öldürmesi şart değil güzel abiler. Oo, burada o kadar Beşar var ki, Beşar'ın yaptığına rıza gösteren Türkiye'nin, İşte oradaki muhaliflere kapıyı açmasını eleştirip de buradaki insanlara Suriye'nin iç içine karışıyorsunuz, bırakın ne yapıyorsalar yapsınlar, birbirlerini öldürüyorsa öldür. Adamlar yaptığından razılar, misal veriyor. Ya bugün nice şirk işleyen adam var, adamların şirkinden kavimler razı yani. Hiç adam onun şirk olduğunu bilmiyor ki buğz etsin, ona düşmanlık etsin. Bu kadar yönetici Allah'a kendilerini denk kılmışlar. Allah'tan başka ilahlık iddia ediyorlar. İnsanlara diyorlar ki biz size haram helal belirleriz. Kim gazap ediyor buna? Kim kızıyor? Kim buğz ediyor? Kimin gözünden nefret fışkırıyor? Kimin ağzından düşmanlık fışkırıyor? Kimseden. Ağzından gözünden nefretlik, buğz veya düşmanlık fışkırmayan bir adamın onda rıza göstermediğini kim söyleyebilir? Bu adamlar rıza gösteriyor. Allah da böyle bir kavmin hepsini helak etti. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ. Sonra da müminleri sadece kurtardı o kavmin içerisinde. Ona rıza göstermeyen, ona buğz eden, ona nefret eden insanlar Allah o kavmin içerisinden çıkardı. Semud bundan yalanladı. O kavmin önde gelenleri de o kavmi helak etti. Tıpkı bugünün kavminin önde gelenlerinin bu kavimleri de yeryüzündeki bütün kavimleri de helak ettikleri gibi. Belki çokları çoklarının yaptığından razı değil ama sukutları, karşı çıkmayışları, onlara ortak oluşları hepsini azaba beraber götürüyor. Hepsi bunun hesabını kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala verecekler. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَا قَتَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا. Allah'ın peygamberi dedi ki bu Allah'ın devesiydi. Sulayın niye size bırakmış? Bırakın yani deveyi. Çünkü anlamıştı zaten peygamber. Yani peygamberler ve Rabbani insanlar basiret sahibidirler. Hani daha önce de belki anlatmışımdır. Bir gün Osman radıyallahu anh'ın meclisine biri giriyor. Diyor çıkarın bu zinakarı buradan. Görmek istemiyorum. Diyorlar Osman adam içeri girdi oturdu. Ne gördün adamda yani? Diyor görmüyor musunuz yani? Adamın zinakarlığını görmüyor musunuz? Osman basiretle ferasetle görüyor. Öteki neyle görecek? Öyle mi? Allah o kadar açmış ki ferasetini, basiretini. Birçok böyle vakıya var. Daha olmadan önce Rabbaniler bilmiş. Peygamber hadiste diyor. Mümin diyor fitne gelmeden önce bilir ki bu insanları helak edecek olan şeydir. Daha gelmeden önce bilir ki bu insanları helak edecek şeydir yani. Bunun adı basirettir, ferasettir. Bütün peygamberlerde vardır. Semud kavminin peygamberi Salih de bunu gördüğü için aleyhisselam dedi ki bu Allah'ın devesidir. Bırakın içsin. Karışmayın. فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا. Onlar yalanladılar, inanmadılar. Onu boğazladılar, o deveyi kestiler. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا. Rabbin azabı da artık onlar üzerine hak oldu. Allah subhanahu ve teala da onları yerle bir etti, dümdüz etti. وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا. Onlar ondan, yani bu Allah'ın azabından da korkmuyorlardı. Niye? Adam korksa zaten
öyle bir fiile girişmezdi ki. Allah Allah'tan korksaydı böyle bir hareketin, fiilin içerisine ne yapmayacaktı? İster istemez kesinlikle dahil olup girmeyecekti. Tabi burada alimler tefsir ederken, müfessirler burada وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا, hani Allah bunun sonucundan da korkmaz diye de tefsir etmişler. Burada tabi biliyorsunuz Arapça geniş bir dil. Zamirin nereye döndüğüyle alakalı bir nokta. Demişler ki Allah bunun sonucundan korkmaz. Yani sonucunda ne olacak? Çoluk, çocuk, kadın hepsi azapla beraber yok oluyorlar, helak oluyorlar. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte diyor, eğer günahsız çocuklar ve yaşlılarla hayvanlar olmasa gençlerin üzerine gökten azap yağardı diyor. Yani bütün azgınlığın sebebi gençler çünkü. Eğer bunlar olmasaydı gökten üzerinize azap yağardı diyor aleyhissalatü vesselam. Ama eğer bir kavme de Allah'ın azap kelimesi hak olduysa orada da artık ayrım olmaz. Herkesi Allah'ın cezası genel olarak bulur. Allah azze ve celle o kavme o cezayı gönderir. Maalesef bugün olduğu gibi. İnsanların azgınlıkları sebebiyle Allah yeryüzünde öyle bela, öyle fesat, öyle hastalıklar, öyle ekonomik çıkmazlar, öyle mali krizler, öyle savaşlar, öyle ölümler Allah veriyor ki yani her gün bir şey çıkıyor. Bak Suudi Arabistan milyarlarla yardım etti Mısır'daki o darbeye, askeri darbeye. Orada halkın üzerine ateş açan silahlarıyla orduya o kadar yardım etti ki Allah öyle bir bela verdi ki o Suud devletine. Ne üdü belirsiz bir hastalık çıktı. Ne olduğunu daha adını bile koyamıyorlar. Onlarca insan öldü yani o hastalıktan. Zaten peygamber zaten söylemişti. Sözü doğru olan peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabarani sahih senetle şeyden naklediyor. Siz söyleyin adını. Tabarani sahih senetle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan naklediyor hadisi. Beş şeyden bahsediyor. Kıyamete yakın olacak. Şöyle yaparsanız şöyle olur. Bir tanesi de zina yayıldığı vakit. Artık Allah öyle hastalıklar verir ki o hastalıkların çaresi olmaz. İnsanlar o çaresiz hastalıklardan dolayı ölürler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmesin ki hiçbir kavim diyor o hadiste. Allah da onlara düşmanları musallat edip o beldeye düşmanlığı, ölümü, korkuyu Allah musallat etmesin. Zaten her söylediği doğru olan peygamber burada da doğru söyledi. O söylediği cezaların hepsi de maalesef bugün ne yapıyor? Hepimize geliyor. Allah bizi afiyette kılsın. Allah bizi belalardan, şerlerden korusun. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse Leys suresinden kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.